Hadi Gürbüz koş, Balıkçı'ya gidiyoruz. Hadi bir an önce gidelim. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? Çiğdem, buradan ne alacaksın? Fener balığı. Fener balığı hangisi, bana gösterir misin? Fener balığı bu. Gerçekten bu fener balığı mı? Peki fener balığı kavrulur mu? Çok güzel kavruluyor. Balığın neresini alıp kavuracaksın? Biz bu balığın buradan gerisini yiyoruz. Bir de yanaklarında biraz et var, biraz onları alıyoruz. Şurası biraz file oluyor. Ne kadar alacaksın? Birkaç kilo gelirse. Bana aslında şu biraz daha küçük geldi. Onun. Fener balığını bütün mü alacağız? Bütününü alacağız ama biz burada bunu tabii ki balıkçılar... Ama Çiğdem, bunun kilosu kaç para? Bu kilosu bayağı pahalı, o yüzden biz küçüğünü tercih edelim. Bu arada sadece 600 TL bütçen var. Mecburen biraz aşacağım bütçemi. Sadece 600 TL bütçesi olan yarışmacımız ana yemeği için fener balığı tarttırıyor. Ne kadar tuttu? 337. Yarışmacımız ana yemekte kullanacağı fener balığının ayıklanıp doğranmasını istiyor. Ya böyle zaten bu temiz bir balık eti ama... Ha, pulları çok temiz keserseniz, ben orada uğraşmak istemiyorum da zaman kaybı olmaması tamam, açısından. Ha, siz daha güzel halledersiniz. Bıçaklarınız da daha uygun zaten. Bu balıktan çok sık yapar mısın? Ha. Evet, ben tercih ediyorum bunu. Seviyorum çünkü ben fener balığını dışarıda da yiyorum. Evde de yapıyorum. Tavuk gibi bir balık zaten. Ama tavuk etinden hem çok lezzetli hem de daha çok yumuşak. Bence tavuk sevenler biraz fener balığını denemeli. İlk alışverişini tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ya hoş geldin. Hoş buldum. Ya aldım ben balığı, kestiriyorum şimdi de. Yani dolaptı kendine göre. Balığımız ne kadar tutmuştu? 337.90 kuruş var. Çiğdem, sen bu işi 200 liraya bağlarsın. 200 lira ne yapayım sen ya? 90 kuruşa bağladım, 337. Son fiyat nedir ustam? Ya zaten 600 lira bütçem var. Siz bana tamam, biraz yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Kaç 300 para vereyim, 300. 330 olsun. 300 vereyim ya Ali Bey, lütfen. Ben şey yapacağım çünkü daha markete gideceğim. Bir sürü eksiğim var. Vallahi. Evet, gerçekten. Ya sen ne yaptın? 320 ver. 300 vereyim, 300. 300'e anlaşırız. 320 iyidir bak. 300'e anlaşırız. 320 iyidir. Hayır, 300'e anlaştık. Tamam, torbamızı, paketi alayım isterseniz. Fener balığını 300 TL'ye alan yarışmacımız market alışverişine manav bölümünden başlıyor. Kültür mantı. Ben hemen... Çiğdem, neyle başlıyoruz? Ben biberlerimi alacağım bu taraftan önce. Ha. Fener balığı sana biraz az geldi galiba. Biraz sanki az geldi ama inşallah yeter. Ya kilosu da çok pahalı, bilemiyorum. Bütçemi de çok aşmak istemedim açıkçası. Bu arada çok sıkı pazarlık yaptın. Yapacak bir şey yok. Devir tasarruf devri. Çiğdem, senin gibi bakımlı hanımlar yemek yapamaz mı? Ya hiç öyle bir şey yok. Onlar görecekler şimdi. Ben en iyisini de yaparım. Biber ve domatesleri seçen yarışmacımız alışverişe devam ediyor. Sırada ne var? Sırada fesleğen, ısırgan, istediye mantarı, deniz börülcesi, roka. Benim özel siparişlerimi getirebilir misiniz? Bak, rokalar burada. Rokayı alalım. Rokam nerede? Roka. Bu arada özel siparişlerin de geldi. Ha, evet evet. Orada neler var çok merak ediyorum. Deniz börülcesi var, ısırgan var, fesleğenim var. Bunlar istiridye mantarı mı? Evet, istiridye mantarım. Çok da severim. Market alışverişine devam eden Çiğdem listesini kontrol ediyor. Çiğdem, bu haftanın en iddialı yarışmacısı kim? Ben tabii ki de. Dün 8 puan verdin. Ay, veririm öyle. Bravo sana. Cimri bir insan değilim. Herkese hak ettiğini verdiğimi düşünüyorum. Ama normal hayatımda da böyleyim zaten ben. Ama yine de seni eleştiriyorlar. Çiğdem Hanım'ın yemek konusunda iddialı olduğunu görmüyorum. Kendisi iddialı bir yemekle karşımıza çıkmadı. Basit bir menü. Bu menüyü zaten 45 dakika, bilemediğim bir saat, hadi vereyim ben ona. Onu yapabilir. Gerisini zaten kendine harcayacağını çok eminim. Puanları da dağıtırken hiç düşünmedi. Bol keseden herkese dağıttı. Şu an acaba ne yapacak? Bu menüyle o puanları nasıl toparlayacak? Çok merak ediyorum. Bunlar da kayıyor, gidemiyorum yani. Un alacağım. Unu nerede kullanacaksın? Isırganda kullanacağım tabii ki de. Çiğdem, yemeklerinle herkesi şaşırtacaksın galiba. Tabii ki de şaşıracağım. Mısır unu arıyorum. Bak, mısır unu orada. Mısır ununu da alan Çiğdem tekrar listesini kontrol ediyor. Süsüne çok dikkat ediyorsun değil mi? Tabii ki dikkat ediyorum. Çok masrafın var mı? Var ya, çok olmaz mı? Ayda ne kadar harcıyorsun? Yani aylık herhalde benim bakım masrafım 1-1,5 ama komple yani. Botoks yaptırıyor musun? Yok yani, yılda bir kere falan yaptırıyorum. Dudaklarına mı yaptırıyorsun? Dudaklarımı niye karıştırıyorsun? Dudaklarını gösterir misin? Botoks var mı, anlarım ben. Dudaklarım botoks değil yalnız, onu dolgu deniyor. Demek dudaklarında dolgu var.
Var evet. Bu normal değil mi? Normal. Mesela benim dudaklarımda hiçbir şey yok. Doğuştan güzel. Benim de böyle güzel. Ama sende dolgu var. Var evet. Değil ama mi? Dolgu yani normalde insan vücudunda bulunan bir madde zaten. Hyaluronik asit. Evet. Yani bazen eksilebiliyor. Biz bunu dışarıdan takviye olarak alabiliyoruz. Evet. Bu çok estetiğe de girmiyor açıkçası. Normal değil mi? Normal. Hadi o zaman artık hızlanalım. Baharatlarını da seçen yarışmacımız şimdi de yemeklik yağları alıyor. Çiğdem, bu yaptığın yoga hareketi mi? Tabii böyle rahatlama, derin nefes. Ben de rahatlamak istiyorum. Bana birkaç tane hareket gösterir misin? Diyaframdan, burundan alıyoruz. Karnımıza doğru. Ve bekliyoruz. Sonra ağızdan ve geri veriyoruz. Eksiğin var mı? Hiçbir şey kalmadı. Emin misin? Ne? Eksiğini söyleyeyim mi? Ne? Ne var? Söylerim ama ana yemekten istiyorum. Tamam, yemekten hallederiz onu. Söz mü? Kendi hakkımı sana vereceğim. Söz ver ama. Tamam, söz. O zaman söylüyorum. Hazır mısın? İçecekler. Aa evet. Koş Çiğdem, koş. Ben bir karışık meyve suyu alacağım. Bir de vişne alacağım. Alışverişin bitti mi? Bitti bitti. Hemen gidebiliriz. Aldığı ürünleri kasadan geçiren Çiğdem ödemesini yapıyor. 190'da. Ne kadar? Ha, 190'lık. Bütçesini aşmayan yarışmacımız alışveriş torbalarıyla eve dönüyor. Koş Çiğdem koş. Hadi Gürbüz koş koş. Çabuk ol çabuk.